Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, sizin için 2023'ün en önemli aylarından biri Mayıs olabilir. Bakalım konu başlıklarında neler var? 5 Mayıs'ta burcunuzda bir ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür retrosunu bitirecek, ileri harekete dönecek. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlıyor. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 5 Mayıs'ta burcunuzda 14 derece akrep burcunda Dolunay ve ay tutulması var. Yılın ilk ay tutulması ve tabii ki kolektif alanda da ülkemiz içinde de çok önemli bir tutulma bu. Tüm Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı önemli ölçüde etkileyebilir. Son 1,5-2 yıldır zaten burcunuzda tutulmalar yaşıyorsunuz ve bunlar hayatınızı değiştirmiş olabilir. Kişiliğinizde değişimler oldu, yaşam şeklinizde bazı önemli dönüşümler oldu. Bu tutulma da bunlardan birisi. Bazı önemli kararlar vermeniz, ilişki dinamiklerinizde hızlı gelişmelerle karşılaşmanız mümkün. Çünkü Uranüs ilişki evinizde ve Merkür de bu tutulmada Boğa burcunda yine ilişki evinizde gerilemekte. Yani biraz geçmişle ilgili konuları da gündeme getiriyor. Eski bir ilişkinin canlanması, yarım kalmış bir ilişkinin gündeme gelmesi ya da eşinizle, partnerinizle herhangi bir geçmiş konunun tekrar gündeme gelmesi mümkün. Ama tutulmalar, ay tutulmaları özellikle sonuç verir. Tamamlama enerjisi vardır ve aynı zamanda bizi biraz duygusal olarak da zorlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan daha kadersel, daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınıza da dikkat edin. Çünkü hassas olabilirsiniz bu dönemde. İlişkilerde sürpriz, beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz böyle heyecan yaratacak ani gelişmeler de olabilir. Mümkün olduğunca çok hızlı karar vermeden daha sakin, daha sağduyulu davranmakta fayda var. 15 Mayıs'ta Merkür ileri harekete dönecek. Dolayısıyla bu tutulma etkileriyle hayatınıza gelen konularda çok heyecanla, sabırsız, dürtüsel hareket etmemekte fayda var. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür ileri harekete dönecek. Biraz daha artık zihinsel anlamda rahatlayacağız. Kararlarımızı daha net verebiliriz. En azından belirsizlikler ortadan kalkabilir. Yani bir anlaşma, sözleşme ya da bir ayrılık ya da bir teklif aldınız, karşınıza ani bir şey çıktı. Hemen hızlı karar vermeyin. 15 Mayıs'tan sonra şartları değerlendirin. Ondan sonra daha sağlıklı düşünüp karar verebilirsiniz. 16 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcundaki yolculuğunu bitirip Boğa burcuna geçecek. Kuşkusuz bu sizin için de çok önemli ve etkili bir transit. Jüpiter bir yıl kalacak Boğa burcunda, 2024 yılı 25 Mayıs'ına kadar. İlişki evinizde olacak ve bu şans demek. Yani ilişkiler alanında önemli bir etki başlıyor sizin için. Çünkü Jüpiter fırsat getirir, gelişme, büyüme imkanları getirir. Sorunlar varsa bunları çözme imkanları da getirir. En son Jüpiter Boğa burcunda 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ı arasında transitteydi. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Aynı olmasa da benzer tesirler olabilir. Tekrar ilişkilerle ilgili hayatınızın önemli bir dönemi başlıyor. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı hep ilişki alanınıza vurgu yapıyor. Yani sizin için bu ay gerçekten evlilik gibi, işbirlikleri gibi böyle ilişkiler, anlaşmalı, sözleşmeli konularda çok önemli bir ay. Jüpiter 16 Mayıs'tan itibaren buradaki sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacağı gibi yeni fırsatları da daha fazla hayatınıza getirebilir. Yani bekar akreplerin evlenme zamanı başlıyor diyebiliriz. Ve eş ve partnerle ilgili konularda da belki kısmetiniz artacak, mutluluk alacaksınız. Evlilikle ilgili daha bereketli bir süreçte olabilirsiniz. 19 Mayıs'ta tam da bu alanda yeni ay doğacak. 28 derece Boğa yeni ayı. İlişkilerle ilgili bir karar vermeniz, bir adım atmanız, bir teklifle karşılaşmanız konusunda önemli bir yeni ay. Ve bu yeni ay aynı zamanda 20 Nisan'daki güneş tutulması derecesini de tetiklediği için etkileri güçlü. Bu bir iş birliğini de tetikleyebilir. Ya da herhangi bir sözleşme, bir imza atılması gereken bir konuyu da gündeme getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa, o zaman bu yeni ayın bireysel anlamda çok daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan'a geçecek. 20 Mayıs'a kadar Mars Yengeç'te. Yani bu süreç içerisinde biraz daha eğitim, akademik konular, işte genel anlamda kültürel konular, yayıncılık işleri,
uluslararası konular, belki bazı hukuksal işleriniz. Buralara daha fazla enerji harcıyorsunuz. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars daha etkin bir şekilde sizin enerjinizi daha fazla görünür hale getirecek. Toplumdaki duruşunuz, görevleriniz, kariyeriniz, statünüz, hani burada daha belirgin bir şekilde inisiyatif alıp mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Bu ay önemli açılar oluşuyor gökyüzünde kolektif gezegenler tarafından. Öncelikle Jüpiter'in 16 Mayıs'ta Boğa burcuna geçişiyle birlikte 16, 17, 18 Mayıs gibi Jüpiter Plüto'yla bir kare açı oluşturacak sabit burçların ilk derecelerinde. Kolektif alanda daha fazla o tesiri hissedebilir. Çünkü gerçekten böyle çok büyük bir gücün ama aynı zamanda böyle birbiriyle zıtlaşan, mücadele eden bir güç bu Jüpiter Plüto. Dolayısıyla gücü elinde bulunduran yapılar, kişiler, kurumların baskıları olabilir, manipülatif durumları olabilir ki Jüpiter Boğa burcunda daha çok para ve finans alanlarını işaret ediyor. Ekonomik piyasalarda güç dönüşümleri, değişimlerini hissedebiliriz. Kişisel anlamda eğer 0 derece, 3 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa daha dikkatli olmanızda fayda var. Ve 20 Mayıs'ta Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle beraber 20, 21, 22 Mayıs gibi bu sefer Mars da bu açıya dahil olacak. Sabitlerde böyle bir güçlü tek kare dediğimiz bir açı oluşuyor gökyüzünde. Mars'la Plüto arasında bir karşıtlık, işte Jüpiter arasında bir kare, zorlayıcı bir açıdır. Aslında doğa olaylarını da tetikleyebilir böyle bir etki. Aynı zamanda daha çok spekülatif alanlar, manipülatif durumlar, ekonomi, piyasalarda ciddi yön değişimleri, baskıları burada hissedebiliriz. Daha dikkatli, temkinli, çok fazla risk alınmaması gereken dönemler. Bunu söyleyebilirim sevgili akrepler. Ve 27-28 Mayıs'ta Güneş Satürn karesi var ki Satürn Balık burcunda sizi çok zorlayan bir derecede değil. Siz çok fazla hissetmeyebilirsiniz. Daha çok değişken burçlarımız ya da haritalarında değişken burçlarda gezegeni olanları biraz etkileyebilir. Güneş Satürn karesi işte otorite figürleriyle çatışmalar, artan sorumluluklar, işte biraz kısıtlanmalar, engeller, hani bunların baskısını hissedebileceğimiz günler, özellikle bugünlerin de biraz daha bireysel hayatlarımızda etkileri olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.